Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Asal çarpanlara ayırma, ortak kat ve ortak bölen konusundan hepinize merhabalar. Hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz 6. sınıflarda konularımız çok güzel bir şekilde, müfredata uygun bir şekilde arkadaşlar harika bir şekilde ilerliyor. Bugün günlerden asal çarpanlara ayırmayı, ortak kat ve ortak bölenin ne olduğundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu konunun çok önemli, çok özel olduğundan bahsetmek istiyorum. Nedeni ise bu konunun arkadaşlar 8 in sınıfta hemen okul başladığında ilk göreceğiniz konu olduğunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu konu çok çok önemli. Yani ortak kat ve ortak böleni iyi anlarsan, temelini sağlam atarsan 8. sınıfta da yeni nesil sorularda ve o konuyu anlamakta zorluk çekmezsin. Hatta isimleri bile aynı arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar diye geçiyor 8. sınıfta da. Dolayısıyla bu konuyu şu anda canlı canlı senle beraber mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Tüm detaylarını öğreneceğiz arkadaşlar. Bugün günlerden biliyorsunuz 4 Kasım 2021 ve güzel bir perşembe günü sevgili arkadaşlar konularımızı bitirdikten sonra tabii ki sizleri ne yapacağız ödevlendireceğiz mesela arkadaşlarımız soruyor hocam ben çalışıyorum fakat başlangıç seviyesinde sorular çözmek istiyorum konuyu da ufak bir tekrar etmek istiyorum diyorlar e biz de ne yapıyoruz sizlere sıfırdan altıya soru bankasını konu altım soru bankasını atıyoruz sayfa 22 ve 23 açacaksın mesela biz bu dersi işledikten sonra bakın asal sayıları burada sana çok güzel bir şekilde anlattık çözgeç bölümümüz var. Sonra çok güzel bir testimiz var arkadaşlar. Buradan itibaren ne yapıyorsun? Ortak kat, ortak bölen. Bakın bunları hemen bugün sıcağı sıcağına çözüyorsun ve eksik bırakmadan mükemmel bir şekilde yoluna devam ediyorsun. Çözemediğin sorular olursa ne yapıyorsun? Arkadaşlar sevgili arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz hocam biz soruları çözemiyoruz. Annem, kardeşim, ablam kimse yardım etmiyor. Ne yapacağım? Nasıl bir yol izlemeliyim diye hemen arkadaşlar anlatıyorum. Burada bakın çok güzel bir şekilde kare kodumuz var. Bu kare kodu hemen Hemen telefonuna yüklüyorsun, okutuyorsun ve buradaki bütün soruların cevaplarını mükemmel detaylı bir şekilde hemen öğreniyorsun. Eğer yoksa hemen arkadaşlar bu kitabı temin etmeni tavsiye ediyorum. Bunun yanında birazcık arkadaşlar ben zorlanmak istiyorum diyen arkadaşlar taktikli soru bankasından matematik bölümünden 8 açıyorlar. Matematik 8. testimiz. Bakın burada arkadaşlar hemen açalım. İşte burada asal çarpanlara ayırma. Bakın hem hem böyle dikey sorular hem de infografik yani bol resimli sorular yatay sorularla beraber seni ne yapıyoruz? Lise e, sınavına yani LGS'ye şimdiden hazırlıyoruz arkadaşlar. Taktikli soru bankası sayısal gerçekten efsane. Bunu da mutlaka ödevlerin arasına koyuyorsun. Bunun yanında arkadaşlar Dinamo Soru Bankamız var. Dinamo Soru Bankası da matematik bölümünde 11 ve 12. testimizi açıyorsun. Hemen açalım bakalım arkadaşlar şöyle. Matematik bölümünü açıyorsun. Asal sayılar ve asal çarpanlar hemen buradan arkadaşlar geçelim bakalım. Evet ortak kat ortak bölen işte arkadaşlar burada. Gerçekten konuyu öğreniyorsun. Hatta bu aralar biliyorsunuz yazılılar var. yazılılarda ne yapıyorsun buradan? Çalışıyorsun arkadaşlar. İşte burada yine bol görsel sorularımız var ve bu şekilde dinamodan da sorularını çözüyorsun hocam ben zoru severim ve zorlanmayı severim diyen arkadaşlar işte tam da size göre gerçekten soruları sevgili arkadaşlar özelle seçilmiş ve seni bir noktadan alıp başka bir noktaya taşıyacak çok özel bir kitap çok mükemmel bir kitap soruları seni biraz ne yapabilir morartabilir arkadaşlar onun için çok dikkatli olmalısın ve buradan da Hemen baktığımızda arkadaşlar matematik bölümünde test 7'yi açıyorsun. İşte burada arkadaşlar bakın burada asal sayılarla alakalı çok tatlı kolay soruları çözüyorsun. Ama buraya geldiğinde mor bölüm yani seni morartmak için hazırlanmış süper sorular. Ve bu soruları da ne yapıyorsun çözerek kendini zorluyorsun diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu ödevlerimizde anlattıktan sonra bu konunun öneminden bahsettikten sonra isterseniz yavaş yavaş dersimize geçelim. Müzik <laughs> Evet ilk bölümde tabii ki arkadaşlar ilk bölüm bugün ne işleyeceğimize dair. Bugün arkadaşlar asal sayıları, asal sayıların ne olduğunu asal çarpanlara ayırmayı ortak kat ve ortak bölenden bahsedeceğiz. Ve bu şekilde dersimizi sonlandıracağız. İlk olarak asal sayılardan bahsedelim arkadaşlar. Asal sayılar sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılardır sevgili arkadaşlar. Başka hiçbir sayıya bölünmezler. O zaman hemen şuraya yazalım mı? Sadece bire ve kendisine arkadaşlar kendine bölünen sayılara asal sayılar diyoruz. Asal sayılarımızdan en arkadaşlar küçüğü ve sadece çift olanı 2'dir arkadaşlar. 2'yi unutmayacağız. Asal sayılar 1'den başlamaz, 2'den başlar. 3 5 7 şu araya 9 sayısını sıkıştıran arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar 9 sayısı 3'e bölündüğü için asal sayı değildir. 11 13 diye asal sayılarımız devam ediyor. En küçük ve çift olan asal sayımız hemen soru işaretini kaldırıyorum ve karşımıza kim geliyor arkadaşlar? 2 sayısını görüyorum. En küçük asal sayımızın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki en çok kullanılan asal sayılar yani problemlerde en çok kullanılan asal sayılar arkadaşlar 2 3 bakın Buradan 5 ve 7 diyebiliriz ama en çok 2, 3 ve 5 e, asal sayıları çok kullanılıyor arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. Tabii ki asal sayılarımız arkadaşlar en azından 50'ye kadar bilsek müthiş bir faydası var. Mesela bundan sonra sevgili arkadaşlar 13'ten sonra kaç gelir? 17 gelir. Sonra 19 gelir, sonra 23 gelir. Böyle böyle gidiyor. Asal sayılarımızı bilmekte fayda var arkadaşlar diyoruz ve haydi bakalım ilk sayfamızla beraber yolculuğumuza harika bir şekilde senle beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar sonradan gelenler lütfen şöyle hemen hemen şu anda şimdi canlı canlı like butonuna basabilirler lütfen geldiklerini belli etsinler. Bir yoklamamızı versinler arkadaşlar. Ee, ve çok güzel bir şekilde dersimize katılsınlar. Hemen seninle beraber şöyle daha konuyu öğrendik hocam. Daha bismillah dediğinizi duyar gibiyim. Ama olsun arkadaşlar hemen bir soru yapalım bakalım. Diyor ki sorumuzda Tonguç yukarıdaki balonlardan üzerinde asal sayı yazan balonları patlatırsa geriye patlamamış kaç balon kalır diyor. Ve burada Tonguç bize ufak bir bilgi veriyor. Diyor ki bölünebilme, bölünebilme kurallarını kullanabilirsin diyor. Yani 2 ile bölünebilmeyi, 3 ile bölünebilmeyi, 5 ile arkadaşlar 6 ile bunları kullanırsan çok daha güzel olur diyor. Tamam bu bilgiyi aldık sevgili Tonguç teşekkürler. Bakalım arkadaşlar 27 sayısı. Sevgili arkadaşlar 2'ye bölünmez eyvallah ancak rakamlarının toplamı 3 üç ve 3'ün üçün katı olduğu için 3'e bölünür. Dolayısıyla arkadaşlar bu e, balonu patlatmıyoruz. Asal sayıları patlat demiş. O zaman arkadaşlar asal sayı olmadığı için bunu patlatmıyorum. Bu kalıyor. 41 sayısı sevgili arkadaşlar 2'ye bölünmez. Rakamlarını topladım 3'e bölünmez. E, son iki basamağı 4 veya 4'ün katı değil 4'e bölünmez. E, bakıyorum 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir asal sayıdır ve dolayısıyla asal sayıları patlattığım için bu balonun patlıyor arkadaşlar gidiyor. 73 sayısı sevgili arkadaşlar. 2'ye bölünmez. Rakamları topluyorum 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Dolayısıyla arkadaşlar 73 sayısı da bir asal sayıdır ve patlatıyoruz balonumuzu. 97 sayısı sevgili arkadaşlar 97 sayısı da bir asal sayıdır. Çünkü 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölünmez. 7'ye bölünmez. Dolayısıyla 97 asal bir sayıdır. Hatta arkadaşlar 97 ile alakalı size güzel bir bilgi vereyim. 97 iki basamaklı en büyük asal sayıdır. Bunu da yine zaman zaman karşımıza geliyor. En küçük küçüğü neydi? 2 idi. En büyüğü arkadaşlar 2 basamaklı olan 97'dir. Bunu da bir yere not almanızı tavsiye ediyorum. Bu da asal olduğu için bunu da ne yapıyoruz? Patlatıyoruz. 87. Arkadaşlar 87 asal sayıymış gibi gözükse de rakamlarını topladığımızda 8 artı 7 15 yapar. Yani 3'ün bir katıdır. Dolayısıyla bu sayımız asal sayı değildir arkadaşlar. 57'ye bakalım. 57 de bir asal sayıymış gibi gözükse de arkadaşlar rakamlarını topladığımızda 12 yapıyor. Yani 3'e bölünen bir sayı. Yine asal değildir. 91 aynı şekilde arkadaşlar asal sayıymış gibi gözükür fakat 91 7'ye bölünür ve 13'e bölündüğü için sevgili arkadaşlar asallığını yitirmiştir. Asal sayılar sadece 1'e ve kendisine bölünmesi lazım. Bunun haricinde bir tane bile sayı bulsak o sayı asal olmayı yitiriyor. Yani asal olmuyor arkadaşlar. 91'de 7'ye ve 13'e bölündüğü için bir asal sayı değildir. Asalları patlattığımızda geriye toplam 4 tane patlamamış balonumuz kalıyor dedik ve güzel bir model soruyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine 8. sınıfta çok sıklıkla karşılaşacağımız bir bölüm asal çarpanlarını ayırma. Sevgili arkadaşlar bizler biliyorsunuz normal çarpanlara ayırmayı öğrendik. Nasıl öğrendik? Mesela şöyle 12'nin çarpanlarını yazarken hemen şöyle ne yapıyorduk? 1 çarpı 12 diyorduk. 2 çarpı 6 diyorduk. 3 çarpı 4 diyorduk. Bunlar 12'nin normal çarpanları. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Bunlar 12'nin normal çarpanları. Peki bunlar içinden arkadaşlar 2'yi ve 3'ü alırsanız ne oluyor? Asal çarpanları oluyor. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. Fakat bizler bunu böyle sürekli uzun yoldan yapmayacağız. Hangi yöntemle yapacağız? Çarpan ağacı hatta ve hatta daha çok kullanacağımız bölen liste, listesi yöntemiyle yapacağız. Bu yöntem biraz uzun. Tamam mı? Bu bilgiyi vermiş olalım sizlere. Şimdi çarpan ağacına bakalım arkadaşlar. Çarpan ağacının denmesinin sebebi bir ağaç şeklinde dallanarak gitmesinden kaynaklı. Peki 120 sayısını asal çarpanlarına ayırdığımızda nasıl bir yol olacak bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar sol tarafa her zaman bir asal sayı gelecek şekilde yazıyoruz. Önceliği kime veriyorum? Önceliği arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7'ye veriyorum. Bunlara veriyorum. Önce diyorum ki sevgili 2 acaba senle bir şeyi çarparsak 120 yapar mı diye soruyorum. Evet çünkü bu sayı çift bir sayıdır. 2 çarpı 60 diyoruz. Ve asal olarak kaldı. Daha da artık bir şey yapmıyoruz. Devamında 60'a bakıyorum. Yine önce 2'ye gidiyorum arkadaşlar. Sevgili 2 e, senle e, bir şeyi çarpsam 60 yapar mı? Evet yapar. Çünkü bu sayı çift bir sayıdır arkadaşlar. O zaman ne yaptık? Buraya 30 yazdık. Yine 30'u ne yapıyorum? Önce 2'ye gidiyorum. 2 çarpı 15 olarak yazıyorum. Ve 15'de artık zaten 2 sayı şeklinde yazacağım. 3 çarpı 5 olarak ne yapmış olduk? Yazmış olduk arkadaşlar. Ve çarpan ağacı yöntemiyle 120'yi asal çarpanlarına. Ayırdık. Peki buradaki 120'nin asal çarpanları nelerdir arkadaşlar? İşte bakın buradaki sayılarımızdır. Bakın bu şekilde aldığımızda 120'nin asal çarpanları 2. 3 ve 5 tir diyebiliriz arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Böyle bakın bir fasulye tanesi gibi çizmiş olduk. Peki bölen listesine bakalım mı? Bölen listesinde durum nedir? 120 arkadaşlar yine en küçük asaldan başlıyorum. Yani 2 alıyorum. Böldüğüm zaman 60. 2'ye böldüğüm zaman 30. Bakın arkadaşlar 2'ye böldüğüm zaman 15. Tekrar 2'ye böleceğim fakat 15 bir çift sayı olmadığı için 2'ye bölünmüyor. O zaman hemen 3'e müracaat ediyorum. Sevgili 3 beni böler misin? Evet bölerim diyor. 5 buradan da arkadaşlar 5'i bulduk ve 1'i görene kadar arkadaşlar burada ne yapıyorum? Bölme işlemini devam ettiriyorum diyebiliriz. Peki 120'nin asal çarpanları az önce de yazmıştık. 2, 3 ve 5 tire arkadaşlar. Peki hocam 2'den 3 tane var. Niye bir tane yazdınız? Aynı olanlardan sadece bir yazılır arkadaşlar. Birbirinden farklı olan asal sayılar yazılması gerekiyor. Peki 120'yi üst olarak göstersek nasıl göstereceğiz? Kaç tane sevgili arkadaşlar? 2 var. 1, 2, 3. 3 tane olduğu için 2 üzeri 3 yazıyorum. Çarpı 3'ten bir tane olduğu için 3 üzeri 1 ya da 3. Buradan da arkadaşlar 5 üzeri 1 yani 5 yazmış olduk diyebiliriz ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Bölen listesi ve çarpan ağacı yöntemiyle sayılarımızı asal çarpanlarına ayırmış olduk. Burada arkadaşlar çizgimizin bakın çizgimizin sağ tarafında mutlaka bütün sayıların asal sayı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor diyoruz ve haydi bakalım yolumuza bir başka model 2022 aman Allah'ım gelecekten sorular gelmiş hoş gelmiş arkadaşlar ve yayınımıza şimdi katılan yeni katılan ve sonradan izleyen arkadaşlar da yine yayınımıza hoş geldiler sevgili arkadaşlar iyi ki geldiniz iyi ki bu videoyu dinliyorsunuz ve gerçekten bu videoyu dinliyorsan hedeflerine koşar adımlarla Tonguç Akademi ile beraber mükemmel bir şekilde devam ediyorsun demektir. Diyelim ve haydi bakalım sorumuza şöyle bir göz atalım. Önce soruyu dikkatlice okuyalım mı? Haydi okuyalım bakalım. Yukarıda verilen K sayısı çarpan ağacında A sayısı ise bölen listesinde asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre K A ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar aşağı doğru giderken bölerek gidiyorduk değil mi? Aşağı doğru inerken bölerek gidiyorduk. O zaman tersine yukarı doğru giderken ne yapacağız? Bölmenin tersi nedir? Çarpma. O zaman yukarıdan aşağı inerken bölüyorsak aşağıdan yukarıya giderken çarpma yapacağız. Buradan 5 kere 7, 7 kere 5, 35 oldu ve yazdık. Buraya bakalım. 3 kere 2 6 hemen yazdık. Ve k'yı bulmak için ne yapıyorum? 35'te 6'yı çarpıyorum. Hemen çarptığımda 5 kere 6 30. Buradan arkadaşlar e, 180 yapar. ...180 ile de e, arkadaşlar 30 toplarsam K sayısının 210 olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Geliyorum A'ya. Sevgili arkadaşlar A sayısını bulmak istiyorsanız isterseniz böyle merdiven yöntemini kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu sayıların tamamını çarptığınızda A'yı bulabilirsiniz. Ama ben merdiven yöntemini kullanmak istiyorum. 5 kere 1, 5 olur arkadaşlar. E, 3 kere 5, 15 olur. Bakın böyle 15 çarpı 3 kaç olur? 45 olur. 45 ile 2'yi çarparsam 90 olur. 90 ile 2'yi çarparsam buradan ne olur arkadaşlar? 180 olur. A sayısı demek ki 180'miş. O zaman K A'ya baktığımızda e, sevgili arkadaşlar 210'dan 180'i çıkarttığımızda doğru cevabın 30 olduğunu ne yapmış olduk? Senle beraber harika bir şekilde bulmuş olduk diyoruz ve 2022 model sorumuza bay bay diyoruz ve yeni bir soruyla yani beyinleri yakan Arkadaşlar beyinlerin artık duman çıkartan bir soruyla yolumuza devam ediyoruz. Sevgili Ahmet hocamızla beraber Ahmet hocamız elinde güzel sopasıyla saçlarını taramış bir şekilde sevgili arkadaşlar güzel bir soru sormuş. Kime sormuş? 6A sınıfında tahtaya arkadaşlar bu soruyu yazmış ve bilen bir öğrencinin yani doğru cevap veren bir öğrencinin acaba doğru cevabı ne olmalıdır diye Ahmet hocam öğrencilerine sormuş. Biz de sizlere soralım bakalım. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Kalemler, kağıtlar çalışsın ve diyelim ki bu sorunun cevabını hemen şimdi yorumlara yazın bakalım gelsin yorumlarımız. Bir yandan da biz de ne yapalım? Çözelim. Kare 3 ve 3 kare sayıları iki basamaklı birer asal sayıdır. Bakın arkadaşlar asal sayıymış. Buna göre kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada e sayılarımızın yerine rakamlar yazacağız. Sıfır yazamayız çünkü 2 basamaklı diyor. 0 olursa burası 1 basamaklı olur biliyorsunuz. O zaman yazıyorum. 1 yazarsam 1 yazarsam burası 13, burası da arkadaşlar ne olur? 31 olur. Devam edelim. 2 yazarsam 23 olur ve 32 olur. 3 yazarsam arkadaşlar 33 33 olur. Zaten aynısı oluyor arkadaşlar. Onu da yazalım hadi. Eksik kalmasın. 33 33. Sonra 4 yazarsam 43 ee, arkadaşlar 34 olur bakın tam tersini alıyorum. Sonra 5 yazarsam 53 olur. Sonra arkadaşlar 35 olur bakın tersini yazdım. 6 yazarsam 63 olur. Tersini yazarsam 36. 7 yazarsam 73 olur. Sonra 37 olur arkadaşlar. 8 yazarsam 83 olur. Sonra 38 olur. 90 yazarsam arkadaşlar 90 90'da şu yazalım. 93 yazarsam bir yandan ne olacaktır 39 olacaktır. Şimdi. İkisi de asal olan sayılara bakalım. 13 asal, 31 asal. İşte arkadaşlar burada çok şanslıyım ki hemen bir tane buldum. 23 32 Arkadaşlar 23 asal fakat 32 2'ye bölündüğü için bunu ne yapamıyorum? Alamıyorum karaladık üstünü. 33 33 zaten asal değildir arkadaşlar bu da gitti. 43 34 43 asal bir sayı ama 34 2'ye bölündüğü için arkadaşlar bu da değildir gitti. 53 25 53 35 pardon 53 asal bir sayı 35 değildir. 5'e bölünür arkadaşlar 7'ye bölünür. Dolayısıyla bu da gitti. 63 36 bakın 63 3'e bölünür 36 da 3'e bölünür. Dolayısıyla bunlar da asal değildir. 73-37 işte arkadaşlar aradığım sonuç 73 daha saldır 37 daha saldır bir tane daha bulmuş olduk o zaman bunu da aldık. 83-38, 38 çift bir sayıdır dolayısıyla bunu alamıyorum. 93-39, 39-3'e bölünüyor dolayısıyla bunda ne yapamıyorum arkadaşlar şöyle 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 ne yapalım alamadığımızı gösterelim. Yani kare yerine sevgili arkadaşlar kare yerine ben sevgili Ahmet hocama da buradan selam söyleyelim. Kare yerine ben 1 yazabiliyorum. Burada olduğu gibi kare yerine ne yazabiliyorum bir de 7 yazabiliyorum. Ne diyor? Bu sayıların toplamından bahsetmiş. Yazabileceğim sayıların toplamı da kaç olur arkadaşlar? 8 olur diyoruz. Ve doğru cevabı 8 veren arkadaşlar da burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Alkışlıyoruz sizle beraber. Şimdi beyin yakan sorudan devam edelim mi arkadaşlar? Beyinleri yaktıysak haydi bakalım yanan beyinlerle dersimize devam edelim. Yolculuğumuza süper bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik ortak kat ve ortak bölen kısmına. Şimdi arkadaşlar ortak kat ve ortak bölende neler var? Şimdi 12 ve 18'in ortak bölenlerini bulalım. Şimdi bu konumuz arkadaşlar asal sayılar ve asal çarpanları ayırma bölümüyle birinci bölüm. ikinci bölüm ortak bölen ve ortak katla beraber ikinci bölüm başlıyor. Hadi bakalım biz de birinci perdemizi kapattık. Sırada ikinci perdemiz var. 12 ve 18'in ortak bölenlerini bulalım. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. 12'nin bölenlerini bulmak. Şimdi 12'nin bölenlerini önce şurada uzun yolla bulayım. Bakın 12'yi şöyle yazıyorum. Çarpanlarını bulmak o sayının bölenlerini bulmaktır aynı zamanda. 1 çarpı 12 yapıyorsun. 2 çarpı 6 yapıyorsun. 3 çarpı 4 yapıyorsun. Ve bunların tamamını yazıyorsun. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, bakıyorum 4, Sonra arkadaşlar 6 sonra da ne vardır 12 vardır. Bakın 12'nin bölenlerini yazdık. Tamam. 18'in bölenleri arkadaşlar yine aynısını yapıyorsun. Ama ben artık biraz zihinden yapayım. 1 böler 2 böler arkadaşlar. 3 böler. 4 bölmez. 5 bölmez. 6 böler. 7 bölmez. 8 bölmez. 9 böler. E, arkadaşlar ondan sonra da ne böler? 18 böler. Şimdi ne yapıyorum? İkisinin ortak bölenlerini al demiş. O zaman ortak bölenlerde arkadaşlar birlerimiz ortak mı? Evet. İkilerimiz ortak mı arkadaşlar? Evet. Üçlerimiz ortak mı? Evet. Başka ne var bakalım? Altılarımız ortak mı? Evet ortak. Başka var mı? Başka da yok. O zaman ne yapıyorum? Başka yoksa arkadaşlar ortak bölenlerim 1, 2, 3 ve 6. İşte arkadaşlar 12 ve 18'in ortak bölenlerini bulmuş olduk. 1, 2, 3 ve 6. Peki ortak bölenler böyleydi. Gelelim ortak katlara. Ortak katlarda ne var? Sevgili arkadaşlar burada da sayılarımızın katlarını yazıyorsunuz. Katlar ne demek? Yani o sayımızı e ee, sevgili arkadaşlar, ritmik olarak arttırmak. Yani 15'in katlarını yazarken 15, 30, 45 gibi ne yapıyoruz? Katlarını yazıyoruz. Hadi yazalım bakalım. Ortak katlarını da bulmuş olacağız. 15, devam ediyorum arkadaşlar 30, sonra 15 eklersem 45, sonra 60, sonra 75 diye ne oluyor? Bu şekilde devam ediyor. Sonsuza kadar gidiyor. 20'nin katlarına bakalım. 20 arkadaşlar 40, sonra 60 sonra 80 sonra 100 nokta nokta diye sonsuza kadar gidiyor. Peki ortak katımızı bulduk mu? Evet arkadaşlar bakın burada hangisini aynısı hangi sayımızı iki defa her ikisinde de söyledik. İlk sayımız arkadaşlar 60'tır. Dolayısıyla 15 ve 20'nin ortak katlarını arkadaşlar ortak katlarının en küçüğünü bulmuş olduk. Yani birincisi 60. Peki hocam daha yok mu? Arkadaşlar ilkini bulduktan sonra 60'ın katları da bu iki sayının ortak katıdır. Yani 60'tan sonra 120 de bu iki sayının ortak katıdır. 180 de bu iki sayının ortak katıdır diyebiliriz. Hatta böyle sonsuza kadar gider ama biz ne yapıyoruz? İlkini yani en küçüğünü buluyoruz. En büyüğünü bulamayız arkadaşlar. En büyüğü çünkü sonsuza kadar gittiği için biz ne yapıyoruz? En küçüğünü buluyoruz. Sonrasında da buradan buradan arkadaşlar yine 60'ın katları da bizim ortak katlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Ortak katın katları da ortak kattır diyebiliriz. Zaten biz de sana bundan bahsetmiştik burada. Dedik ve haydi bakalım bununla alakalı sana efsane, mükemmel bir o kadar da çılgın taktikler vereceğiz. Şimdi... Arkadaşlar ortak bölen sorularında bakın hemen şuraya yazıyorum ortak bakın ortak ortak bölen ortak bölen sorularında bakın bunlar 8'de de çıkıyor arkadaşlar unutmayın. Onun için size böyle güzel görseller hazırladık. Ortak bölen soruları. Sevgili arkadaşlar kısaca yani sorularda bölme, parçalama arkadaşlar varsa o zaman burası ortak bakın ortak bölen sorularıdır. Yani sayıların ortak bölenini buluyorsun demektir. Örneğin pirinç nohut, bulgur, çuvallardaki bu kadar büyük pirinçleri, bulgurları varsa ve bunları küçük küçük parçalara bölmek istiyorsan ortak bölen kullanacaksın. Zeytinyağı gibi sıvıları küçük küçük şişelere doldurmak istiyorsan ortak bölen kullanacaksın. Büyük bir tahtayı, bakın büyük bir tahtayı küçük küçük tahta parçalarına bölmek istiyorsan, bölüştürmek istiyorsan ortak bölen kullanacaksın. Veya ağaç dikme. Arkadaşlar o bir bahçenin kenarlarına kenar uzunluklarına bir ağaç dikme sorusu varsa o zaman arkadaşlar ne yapıyorsun ortak bölen kullanıyorsun bunu unutmuyorsun tamam mı şu görseli mutlaka ekran görüntüsünü al notlarını çıkar çünkü bu sana gerçekten çok işine yarayacak bu taktikleri hiçbir yerde bulamazsın arkadaşlar dedik ve Hemen ilk sorumuzda başlayalım. Yani ortak bölen sorusunun sana bir örneğini anlatalım. Diyor ki 30 kilogramlık ve 48 kilogramlık çuvallardaki pirinç ve bulgur hiç artmayacak şekilde ve birbirine karıştırmadan eş poşetlere konulmak istiyor. Yani arkadaşlar çuvallardaki büyük malzemeler küçük küçük poşetlere bölüştürülecek oluşturulacakmış. Poşetlerin her birinin kaçar kilogramlık olabileceğini bulun demiş arkadaşlar. İşte sevgili arkadaşlar nedir? Ortak bölen sorusu. O zaman buraya ne diyorum? Ortak Ortak bölen sorusu ile karşı karşıyayız. Çünkü bölme, bölüştürme var. O zaman ne yapıyoruz? 48 ile 30'un neyini buluyorum? Ortak bölenlerini buluyorum arkadaşlar. Şimdi 48'in bölenlerine bir bakalım. bir böler arkadaşlar. 2 böler, 3 böler, 4 böler arkadaşlar. 5 bölmez. 6 böler, 7 bölmez. 8 böler arkadaşlar. 9 bölmez, 10 bölmez. 11, 12 bölebilir. Sonra arkadaşlar 16 bölebilir, 24 bölebilir ve ondan sonra da 48 bölebilir. Yani 48 kilogramlık bulgurumu ben istersem 1 kilogramlık poşetler, 2 kilogramlık poşetler yapabilirim. 3 kilogramlık, 4 kilogramlık, 5 kilogramlık, 6, 7, şey, 8, 12, 16, 24 ve 48 kilogramlık poşetlere bölüştürebiliyorum. Gelelim 30 arkadaşlar. 30 kilogramlık bu ürünümü yani pirincimi ben 1 kilogramlık poşetler yapabilirim. 2 kilogramlık yapabilirim. 3 kilogramlık yapabilirim. Sevgili arkadaşlar 4 olmaz çünkü 4'e tam bölünmüyor. 5 kilogramlık poşetler olur, 6 kilogramlık olabilir. Sonra 10 kilogramlık olur, 15 kilogramlık olur ve 30 kilogramlık poşetlerden ne yapabilirim? Kullanabilirim. Ancak sevgili satıcımız diyor ki ben diyor buna ayrı poşet, buna ayrı poşet almaktansa her ikisini bölebileceğim ortak poşet alayım ki en azından maliyetim azalsın. Buna ayrı poşet, buna ayrı poşet neden alayım? Örneğin Sevgili arkadaşlar mesela buna 4 kilogramlık poşet alırsa bunu bu 4 kilogramlık poşetleri burada kullanamayacak. Ama 3 kilogramlık poşet alırsa hem bunda kullanabilir hem bunda kullanabilir. Dolayısıyla arkadaşlar her ikisini ortak bölen sayılarda kilogramda poşet alması çok mantıklı. Dolayısıyla hemen şu noktaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Her ikisini ortak bölen sayılar. Örneğin bakın 1 kilogramlık poşetlerden kullanabilir mi? Evet kullanabilir arkadaşlar. O zaman geliyorum buraya. Bakın 1 kilogramlık poşetlerden kullanabilir. Devam ediyorum. 2 kilogramlık poşetleri her ikisi için kullanabilir mi? Evet kullanabilir arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Devam. 3 kilogramlık poşetleri arkadaşlar her ikisini kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 6 kilogramlık poşetleri Alırsa her iki e, üründe de kullanabilir mi? Evet kullanabilir. 6 kilogramla yazdık. Bakıyoruz başka ortak olan sayı var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar alacağım poşetler 1 kilogram, 2 kilogram... 3 kilogram ve 6 kilogramlık olabilir dedik ve güzel bir ortak bölen sorusunu senle beraber tamamlamış olduk. Geldik arkadaşlar ortak katlarda hangi sorular çıkar? Yani ne görürsen bu soru ortak kattır diyeceksin. Şimdi arkadaşlar çiçekleri 3'erli 5'erli veya misketleri 5'erli 10'arlı 8'erli 9'arlı arkadaşlar bunları görüyorsan şerli şarlı 3'erli 5'erli 10'arlı 9'arlı sevgili arkadaşlar burada ortak kat kullanıyorsun. Bunları görüyorsan ortak bakın ortak kat sorusudur. Bunu unutmuyorsun tamam mı? Bunu sakın unutmuyorsun. Peki başka ne var? Sevgili arkadaşlar nöbet tutma soruları. Nöbet tutma soruları da aynıdır. Mesela Ayşe Hemşire 10 günde bir işte Ahmet doktor 15 günde bir nöbet tutuyorsa bunlar bir işte ne zaman beraber nöbet tutarlar gibi sorular ortak kat sorularıdır. Yine e, otobüslerin arabaların veya vapurların sevgili arkadaşlar e, sefer soruları mesela bu vapur 10 günde bir sefer yapıyormuş. Diğer vapurumuz 8 günde bir sefer yapıyormuş. Beraber şu gün sefere çıkmışlardır bir daha ne zaman çıkarlar gibi sorularda hep ortak kat sorularıdır. Ama en çok çıkanlar arkadaşlar bunlardır yine nöbet soruları ve sefer soruları çok çıkar ama şu biraz fazla çıkan Diyor arkadaşlar bilginiz olsun diyelim ve ortak katla alakalı sana çok güzel taktikler verdik lütfen bunları not almayı unutma evet sevgili arkadaşlar devam edelim bir soruyla bakalım sorumuzda ne istiyor bizden sizlere ee, arkadaşlar sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar şimdi e, Tonguç'un elinde bulunan misketleri altışar altışar bakın altışar altışar veya 8'er 8'er gruplandırabiliyormuş Tonguç'un misketlerinin sayısı 100'den az olduğuna göre bakın burada bir şart var. 100'den az olduğu bilindiğine göre Tonguç'un en fazla kaç misketi vardır demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 6'şar 6'şar 8'er 8'er. Şerli şarlı sorular neydi? Hemen yazıyoruz. Ortak, ortak kat sorusuydu arkadaşlar. Hemen notumuzu aldık. Peki hangi sayıların ortak katını alacağım? Tabii ki 6 ile 8'in ortak katını alıyorum. Aldık 6 arkadaşlar 12 18 24 buradan 30 sonra 36 e, arkadaşlar devam ettiğinde 42 48 diye gidiyor Buraya bakalım 8 e, 16 24 32 arkadaşlar başka ne var bakalım 32'den sonra 40 48 ve 56 diye ne yapıyor Bu da? gidiyor. Şimdi devamını arkadaşlar getirmeyelim. Çünkü burada ne demiştik? En küçük ortak katımız nerede? Bakın burada arkadaşlar her ikisinin ilk ortak katı kaçtır? 24'tür. Eğer şu şartı koşmasaydı en az kaç misketleri vardır deseydi arkadaşlar o zaman ne yapacaktık? 24 tane diyecektik. Ancak şöyle bir şart koşmuş. 100'den az olduğu demiş. Bilindiğine göre en fazla kaçtır? O zaman ben 24'ü almıyorum arkadaşlar. 24'ü buldum ya. 24'ü almıyorum. 24'ün katı 48'i almıyorum arkadaşlar. 72'yi almıyorum. 96'yı alabilir miyim? Bakalım bir tane daha eklersem 120 oluyor. Ancak 100'den az dediği için 120'yi alamıyorum. En fazla arkadaşlar kaç oluyor o zaman? Doğru cevabım 96 tane misketlerin olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve doğru cevabımız da 96'dır. 96 cevabını veren arkadaşlar da tebrik ediyoruz. Harikasınız, mükemmelsiniz arkadaşlar dedik ve haydi bakalım şöyle bir soru daha çözelim. Ondan sonra sana ödüllü soru soracağız ve o soruyla beraber dersimizi bitireceğiz. Fenomen soru. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan iki gemiden birincisi 30 dakikada bir. Bakın burada 30 dakikada bir yaptığını söylüyor. Diğeri ise arkadaşlar 45 dakikada bir sefer düzenlemektedir diyor. Bu iki gemi ilk seferlerini sabah 8'de beraber çıktıklarına göre tekrar birlikte saat kaçta sefere çıkarlar demiş. Şimdi arkadaşlar geliyorum bakın sefer soruları. Neydi bu sorular? Ortak, ortak kat sorularıdır arkadaşlar. Ortak kat. Kimlerin ortak katını alıyorum? Tabii ki 30'la 30'la 45'in ortak katını alıyorum. Haydi alalım bakalım. 30'un katlarını yazıyorum arkadaşlar. 30'un katları hemen yazıyorum. 30, 60 yani bu gemi 30 dakika sonra sefer yapar, 60 dakika sonra, 90 dakika sonra, 120 dakika sonra, 150 dakika sonra seferlerine devam ediyor. 45 dakikalı sefer yapan diğer gebimiz ilk seferini 45 dakika sonra sonra arkadaşlar ne zaman yapar 45'ten sonra 90 dakika sonra 135 dakika sonra sonrasında e, sevgili arkadaşlar 180 dakika nokta nokta diye gidiyor peki arkadaşlar ilk seferlerini yaptıktan sonra beraber ne zaman bir daha sefer yaparlar İşte bakın burada ...sevgili arkadaşlar 90 dakika sonra beraber sefere çıkarlar. Yani şurada güzel bir başlangıç yapıyorlar. İşte kaptanlar konuşuyor. Abi selamün aleyküm nasılsın iyi misin? İyidir senden ne haber falan. Burada sefere çıkıyorlar. Sonra bu arkadaş seferlerini yapıyor. Bu arkadaş seferlerini yapıyor. Ta ki arkadaşlar 90 dakika sonra. 90 dakika sonra tekrar beraber karşı karşıya geliyorlar. İşte tekrardan selam veriyorlar. Aa ne çabukta geçti ya 90 dakika. Gittik geldik gittik geldik. Bak 90 dakika sonra tekrar beraber sefer yapıyoruz... Diyor. Diyorlar. O zaman arkadaşlar 90 dakika sonra seferlere çıkarlar. O zaman 90 dakika arkadaşlar kaç saattir? 1,5 saat değil midir? Evet 1,5 saattir. 8'de ilk seferlerine çıkıyorlarsa bir sonraki seferlerine 1,5 saat sonra yani sevgili arkadaşlar 09.30'da çıkarlar diyoruz. Ve doğru cevabımız da 09.30 yani 9.30 olarak e, güncellemiş Oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dersimizi burada tamamladık. Sizlere tekrar ödevlerinizi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim ev okul kamp kamplarımız yani derslerimiz müfredatımız sevgili arkadaşlar bu kitaplar üzerinden gidiyor. Yani bu kitapları aldığın takdirde bizle beraber günü gününe hafta hafta mükemmel bir şekilde arkadaşlar senin hayatını derslerini planlıyoruz. Yani plan yapmana gerek yok. Unutmayın arkadaşlar güzel bir çalışma ancak planlı bir şekilde gider. E biz de sizler için ne yapıyoruz? Bakın burada Kasım ayını planladık. Sana ödevlerini veriyoruz. Şimdi Kasım ayının içerisindeyiz. Ekim ayını bitirdik ve Kasım ayı ile beraber arkadaşlar derslerimize bütün branşlarda mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Evet sıfırdan altıya taktikli de ödevlerini unutmuyorsun. Zoru Bankası ve Dinamo'da da yine harika ödevler seni bekliyor. Haydi bakalım eğer bu kitapların yoksa hemen linke gidiyorsun. Hemen altta arkadaşlar şöyle bakıyorsun açıklamalara. Orada Tonguç mağazanın linki var. Şöyle mouse'u alıyorsun tık Tıkladığın zaman seni orada mükemmel kitaplar bekliyor, yazı hazırlık kitapları, e, soru bankaları, her şey bekliyor. Oradan da istediğin kitabın siparişini tık diye veriyorsun ve iki gün içinde kapına geliyor. Evet arkadaşlar karşınızda ödülü soru var. Hadi bakalım ödülü sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Müzik